Selamlar. Bugün size bir Netflix dizisinden bahsetmek istiyorum. Ama diziden bahsetmemin sebebi film eleştirisi falan değil. O beni çok aşar. Diziden bahsetmemin sebebi inovasyonla olan bağlantısı. Dizimizin adı Manhunt Unibomber. Manhunt Unibomber. Son zamanlarda seyrettiğim inovasyonu anlatması açısından en enteresan adeta belgesel niteliğinde bir yapım bu. Aslında zaten belgesel bir özelliği de var çünkü 1970'lerle 1990'lar arasında Amerika'yı kasıp kavuran bir seri katilin hikayesi bu. Gerçek bir hikaye yani. Seri katilin adı sonra öğreniyoruz ki Ted Kaczynski. Ted Kaczynski e, mağdurlarına, kurbanlarına bombalı paketler yolluyor kargo üzerinden. Ve bu bombalar oldukça sofistike olduğu için sistem bunları yakalayamıyor. Ve bu yıllar arasında çok sayıda insanın ölümüne sebep oluyor. Fakat FBI bir türlü bu vatandaşı yakalayamıyor. Çünkü... Ee, ne öldürdüğü insanlar arasında bir bağlantı var. Çünkü öğretim görevlilerinden bilgisayar mühendislerine, reklam ajanslarından CEO'lara kadar pek çok farklı insana bomba gönderiyor. Oradan bir bağlantı kuramıyorlar. Ve oldukça akıllıca bir seri, akıllı bir seri katil olduğu için geride pek kanıtla bırakmıyor. Ee, bunun üzerine FBI o dönemde yeni kurulmaya başlanan Profiler ünitesinden destek alıyor. Profiler ünitesindeki insanlar psikoloji bilen, antropoloji bilen ve katilleri çeşitli bıraktıkları ip uçlarından tanımaya, onları bir profile dönüştürmeye çalışan vatandaşlar. Ee, dizimizin e, buradaki kahramanı Fitzgerald, gerçek bir FBI ajanı. Yeni bir profiler bu göreve atanıyor çünkü çok yetenekli olduğunu düşünüyorlar. Fakat açıkçası polisler bu profiler işine pek inanmıyorlar. Polisler daha klasik, gidelim insanları soruşturalım, kanıtlar toplayalım, DNA örnekleri bulmaya çalışalım. Daha adli tıpın klasik e, özellikten yararlanalım gibi bakıyorlar meseleye. Bu vatandaş ise, profiler ise bu e, teröristin göndermiş olduğu mektuplardan, tehdit mektuplarından manifesto adını verdiği uzunca bir yazı var. E, burada kendi ilkelerini, düşüncelerini anlattığı. Bunlardan, bunları okuyarak bu kişinin kim olduğunu çözmeye çalışıyor. O zamanlar kimse böyle bir tekniği bilmiyor bile. Asla bakarsanız kendisi de bilmiyor. E, deneye yanıla, e, bazı e, profesyonellerden destek ala, ala bir şekilde o yazılardan profilin kim olduğunu... Çözmeye çalışıyor. Şimdi filmin gerisini anlatmayayım. Çünkü bu bir spoiler'a girer. Ben de spoiler vermeyi sevmiyorum. Fakat ajanımızın başına gelenler çok ilginç ve tam bir inovasyon dersi. İnovasyon derslerini anlattığım her şey. Birincisi klasik yöntemlerin işe yaramadığı bir durumda yeni bir çözüm arıyor. Bu yeni çözüm daha dünyada hiç denenmemiş adı bile yok. O yüzden buna pek inananlar da yok. Zaten ekipteki FBI'deki diğer arkadaşları çok dalga geçiyorlar. Yani sen kelime boşluklarından, ne bileyim, yazım hatalarından katil mi yakalayacaksın diye. Bu da yine inovatörlerin başına gelen bir iş. Bu arkadaşımız, bu FitzGerald son derece akıllı bir insan olduğu için etrafında bu konuda bilgi alabileceği doğru insanlardan yararlanmaya çalışıyor ki biz buna inovasyonda networking for innovation veya inovasyon yapmak için başka insanlardan sana fikir verebilecek insanlardan istifade et diye zaten öğretmeye çalışıyoruz. Fikirlerini hayata geçirmeye başladığında çok sayıda başarısızlığa uğruyor. Bu da yine inovatörlerin başına gelen işlerden bir tanesi. İnovasyon aslında temelde büyük bir başarısızlık döngüsünün sonunda inşallah bir gün ışığı görmek demek. Bu vatandaşın başına bu işle geliyor. Fitzgerald aynı zamanda ailesinden de baskı görüyor. Sadece ailesinden değil, Demi söylemiştim. FBI'deki iş arkadaşlarından, eşinden, çocuklarından hatta ...o dönemde elde ettiği birkaç yeni arkadaşından da baskı görüyor. Çünkü o kadar işine yoğunlaşmış durumda ki bütün bu arkadaşları ihmal ediyor. Herkesin dediklerine karşı çıkabiliyor. Ondan pek hoşlanmıyorlar. Bu da inovatörlerin başına gelen diğer bir iş. İnovatörler yolcunun bir bölümünde bayağı yalnız kalıyorlar. Çünkü dünya onları e, anlamayabiliyor. Bir diğer ilginç nokta FBI gibi dev bir kurumun inovatif bir fikri olan tepkisi. Tipik büyük kurumlarımızın inovatörler olan tepkisinden hiçbir farkı yok direniyor. Prosedürlerle onu boğmaya çalışıyor. Alışıldık yöntemleri onu çekmeye çalışıyor. Riskleri ortaya koyuyor. Diyor ki eğer bu yöntemi deneyip başarısız olursan işsiz kalırsın gibi pek çok büyük kurum tepkisi de işin içerisinde var. Ama inovatörümüz işte inovatör. Onu durdurmak mümkün değil. Filmin gerisini ne anlatmayacağım spoiler'a girer ama inovasyon hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız yaratıcılık nasıl işliyor? Bir inovatörün Başına neler geliyor? Büyük kurumlar neden inovasyon direniyorlar? Neden bir sponsor ihtiyacı çok önemli? Dizide bunu fark edeceksiniz. Bütün bunlar bu dizide işlenmiş durumda. Üstelik dizi gerçek hayattan bir hikaye anlatıyor. Hikayenin kendisi de çok ilginç. Oyunculuklar muhteşem. Hani ben film yorumu yapacak nitelikte bir insan değilim ama dizi olarak da ben çok sevdim. Öyle ki e, dün oturduk bir güzel cuma akşamımızın canını okuyup 5 bölümü arka arkaya izledik. Ben diziyi henüz bitirmedim. O yüzden sonunu bilmiyorum. Heyecanla da bekliyorum. Bu akşam inşallah veya yarın gerisini tamamlıyor olacağız. Umarım bu videoyu ilginizi çekmiştir. Eğer ilginizi çekmişsen lütfen başkaları paylaşın. Siz de dizideki Fitzgerald gibi, yani bizim FBI ajanımız gibi haddinizi aşın. Yeni şeyler deneyin ve insanların size karşı çıkmasına pek de aldırmayın. Ya da siz onlardan değilseniz, siz deneyenlerden değilseniz en azından deneyenlerin önünü açın. Haddini aşan insanlara destek olun. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum.